Ekranda y eşittir x karenin grafiğinin bir kısmını görüyoruz. Bu videoda belirli integral süper güçlerimizi kullanarak alan yerine hacim hesaplayacağız. İsterseniz işe alışık olduğumuz belirli integralin ne anlama geldiğini hatırlayarak başlayalım. 0'dan 2'ye x kare dx'in belirli integrali. Evet, bu ne anlama geliyordu? Sınır değerlerini işaretleyeyim. Burası 0 ve burası 2. İntegral alırken x'in her değeri için çok küçük bir dx değerini hesaba katıyoruz. Mesela bunun söz konusu dx'lerden biri olduğunu düşünelim. Bu dx'i fonksiyonun o x değerinde aldığı değerle yani x kare ile çarpıyoruz. Hemen göstereyim. Buradaki dx'i fonksiyonun o x'te aldığı değerle yani bu yükseklikle çarpıyoruz. Yüksekliğin x kare eşit olacağını biliyorsunuz değil mi? Sonuç olarak bu dikdört Genin alanını elde ederiz ve integral işareti de x eşittir 0 ile x eşittir 2 arasındaki tüm x'lere ait bu dikdörtgenlerin alanlarını toplamamız gerektiğini söyler. Bunun limiti buradaki dx'ler sonsuz derecede küçüldüğünde yalnız 0 eşit olmayacaklarında hemen söyleyeyim elimizde sonsuz tane dikdörtgen olur. Evet belirli integral işte bu anlama gelir. dx'ler küçüldükçe dikdörtgenler daraldıkça elimizdeki dikdörtgen sayısı da arttıkça eğrinin altında altında kalan alan için çok daha iyi bir tahmin elde etmiş oluruz. Limitini aldığımızda ise eğrinin altında kalan alanı buluruz. Şimdi bu fikri eğrinin altında kalan alanı bulmak için değil de eğriyi x ekseni etrafında döndürdüğümüzde elde edeceğimiz hacmi bulmak için kullanacağız. Görsel becerilerimizi biraz zorlamamız gerekebilir, bunun için hazır olun. Hadi bakalım. Bunu x ekseni etrafında döndürürsek ne olur? Döndürürsek, bu arada grafiğe tam da bu açıdan baktığımızı düşünelim. Bu nokta bu şekilde ilerler ve sonuç olarak ortaya buna benzeyen bir şekil çıkar. Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, buna benzeyen bir şekil elde ederiz. Fonksiyonun geriye kalan kısmı ise 0 ile 2 aralığını değerlendirmemiz lazım. Bu şekilde çiziyorum. Garip. Bir şapkaya benziyor öyle değil mi? Evet, biraz da gölgelendirme yapayım. Güzel belki daha anlaşılır olur. Size y eşittir x kareyi x ekseni etrafında döndürdüğümde nasıl bir şekil elde edeceğimizi göstermeye çalıştım ve şimdi de bunun hacmini bulmamız lazım. Ama hacme geçmeden başka açılardan neye benzeyeceğini de göstereyim. Biraz zorluyorum değil mi? Üstten bakacak olursak evet buna benzeyen bir şekil görürüz. Az önce de söylediğim gibi sanki bir şap. Kaya benziyor, öyle değil mi? Bu açıdan bakarsak, tabanı göremeyiz. Bununla bunun arasındaki ilişkiyi anlayabilmeniz için de eksenleri de çizeyim. Bu y ekseni, evet, x ekseni de doğrudan cismin içinden geçecek ve buradan dışarıya çıkacak. Cisim eğer şeffaf olsaydı arkasını da bu şekilde görürdük. X eksenini de kesikli çizgilerle çiziyorum. Tam bu nok da tabandan çıkardı ve bu şekilde yoluna devam ederdi. Evet, bu da aynı cismin bir başka açıdan görüntüsü. Şimdi de hacmi nasıl hesaplayabileceğimiz konusunda artık biraz kafa yoralım. Dikdörtgenlerin her birinin alanını düşünmek yerine, bu dikdörtgenleri de x-ekseni etrafında döndürdüğümüzde ne olacağına bir bakalım. Çizmeye çalışacağım. Mesela buradaki dx'i alıp x-ekseni etrafında döndürür isek, bu şekilde evet ne olur? Ortaya madeni paraya benzeyen bir şekil çıkacağını görüyorsunuz değil mi? İsterseniz buraya da çizmeye çalışayım. Derinliği dx olacak. Evet, evet. Bu paranın hacmini nasıl bulabiliriz? Şuraya da biraz daha büyük olarak çizeceğim çünkü bunu gözümüzün önüne getirebilmemiz lazım. Bu x ekseni bahsi geçen disk de buna benziyor. X eksenini de çizeyim. Evet bu da diskin yüzeyi. Derinliği de dx olarak belirleyeyim. Fena olmadı değil mi? Derinliği anlatabilmek için biraz da gölgelendireyim. Sizce bunun hacmini nasıl buluruz? Herhangi bir disk ya da silindir gibi düşünürsek, önce yüzey alanını bulmamız lazım, sonra da bu yüzey alanını derinlikle çarpmamız. Peki, yüzey alanını nasıl bulacağız? Dairenin alanı pi r karedir. O halde yüzeyin yarı çapının ne olduğunu bulabilirsek alanı da buluruz. Bir bakalım, yarı çapın buradaki dikdörtgenin yüksekliği ya da uzun kenarı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da x'in herhangi bir değeri için yarı çapın fx'e yani x kareye eşit olacağı anlamına gelir. Bakalım, Yarı çap x kareye eşitse yüzey alanı da x'in belirli bir değeri için pi çarpı x karenin karesine yani x üzeri 4'e eşit olur. Sıra geldi hacme. Hacim de yüzey alanı çarpı derinlik demiştik. Derinlik de dx'ti. O halde bunu dx ile çarpmamız lazım. Evet bu diskin ya da para olduğunu da düşünebiliriz. Hacmini yüzey alanı çarpı dx yani pi çarpı x karenin karesi yani x üzeri 4 dx olarak yazabiliriz. Bu ifade bize bu disklerden sadece bir tanesinin hacmini verir ama biz şapkaya benzeyen bu cismin tamamının hacmini bulmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında bir fikriniz var mı? Evet, evet. Buradaki fikri kullanarak demek istediğim bunların hepsinin toplamını alacağız. Hadi gelin deneyelim. Pi çarpı x üzeri 4 dx'lerin x eşittir 0 ile x eşittir 2 arasındaki toplamlarını alırsak, bu arada bunların sınır değerlerimiz olduklarını da hatırlatayım ve bu değerleri rastgele seçtim. Yani başka değerlerde alabilirler. Evet, 0 ile 2 arasında tüm bu disklerin hacimlerinin toplamını alırsak ve bu derinlikler sonsuz derecede küçüldüklerinde elimizdeki disklerin sayısı arttı limiti aldığımızda da cismin hacmini elde ederiz. Başka bir deyişle bu belirli integral bize bu cismin hacmini verir. Şimdi gelin isterseniz bunu hesaplayalım. Burası işin kalkülüs kısmı. Eşittir. İsterseniz videoyu durdurun ve integrali benden önce kendi kendinize siz hesaplamayı deneyin. Peki, pi'yi dışarıya alabiliriz. Eşittir. Pi çarpı 0'dan 2'ye x üzeri 4 dx. Bu rengi pek beğenmedim. x üzeri 4'ün ters türevi x üzeri 5 bölü 5'tir. Eşittir pi çarpı x üzeri 5 bölü 5. 2'de aldığı değerden 0'da aldığı değeri çıkaracağız. pi çarpı 2 üzeri 5, hmm, evet 2 üzeri 3 8'dir, 2 üzeri 4 16 ve 2 üzeri 5 de 32. İsterseniz böyle yazalım. 2 üzeri 5 bölü 5 eksi 0 üzeri 5 bölü 5. 2 üzeri 5'e 32 demiştik. O halde pi çarpı 32 bölü 5. Burası 0 olduğu için bir şey değişmeyecek ve sonuç 32 pi bölü 5 olacak. İşte bu kadar. Bu garip şeklin hacmini bulduk.